Değerli arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, bugün gazeteci kaçırmaktan, eşini oğlunun gözü önünde öldürtmekten, lokal basıp 15 kişiyi yaralamak suçlarından sanık bir kişinin Sayın Genel Başkanımıza yaptığı hadsiz tehdit için bu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. Aslında bu açıklamamız bir mafya bozuntusuna cevap değil. Mafya görevini yapıyor değerli arkadaşlarım. Biz bugün aslında cevabımızı daha önce cezaevinden Cumhurbaşkanı'na mektup yazıp Rizeli Yezid diyen Alaaddin Çakıcı'ya bu devletin en tepesindeki kişinin bir cevap vermemesi üzerine bu açıklamayı yapmış oluyoruz. Gene yürüyen Buda kılıklı adam, Allah yüzündeki nuru silmiş, Batı ajanı gibi suçlamalarda bulunup 129 vekilin varken APO'yu asamadın diye tehdit edilen Devlet Bahçeli'nin sessizliğine, daha doğrusu sesine cevap vermek için bu açıklamayı yapıyoruz. Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu olan ama aslında bu ülke için bir güvenlik sorunu olan İçişleri Bakanlığı'nın mafya bozuntusuna karşı sessizliğe bürünmesinden dolayı bu açıklamayı yapıyoruz. Bu ülkede Adalet Bakanı unvanını taşıyan ama adalet reformu yapacağız derken mafya raconunu kastettiği anlaşılan Adalet Bakanı'na cevap vermek için bu basın açıklamasını yapmış bulunuyoruz değerli arkadaşlarım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın sessizliğine cevap vermek için yapıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazan meclisin başkanı mafyanın egemenliğine karşı ses çıkartmadığı için biz burada ses çıkartıyoruz. Cevap için bu açıklamayı yapıyoruz. Sarayın dümen suyuna giren, meslektaşlarının cübbelerini ayaklar altına alan bir Barolar Birliği Başkanı'nın teslimiyetine cevap vermek için bu açıklamayı yapıyoruz. Bu ülkenin bakanlarından bir ses çıkmadığı için bu açıklamayı yapıyoruz. Demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerin bu mafya bozuntusuna teslim olmasından dolayı bu açıklamayı yapıyoruz. Değerli arkadaşlarım, yerel gazetecilerimizi tenzih ediyorum. Elinde kalem olan, televizyonda köşe tutan gazetecilerin mafyanın bir siyasi parti genel başkanına açık tehdidi karşısında tek satır oynatamaması üzerine bu açıklamayı yapıyoruz. Sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, derneklerin sessizliğe gömülmesinden dolayı bu açıklamayı yapıyoruz. Ve asıl konunun muhatabı değerli arkadaşlarım, asıl konunun muhatabı, ortada açık bir suç var. Bir mafya babası bir partinin genel başkanını mektupla tehdit ediyor ve bu ülkede buna soruşturma açacak bir tane yürekli namuslu savcı kalmadığı için bu açıklamayı yapıyoruz. Sizin ünvanınızda yazan Cumhuriyet Savcısı ünvanına yazıklar olsun. Temsil ettiğiniz adalet makamına yazıklar olsun. Bu ülkenin savcılık makamını AK Parti'nin gençlik kollarından dolduranlara yazıklar olsun ki bugün bu ülke böyle sessizliğe gömülmüş durumda değerli arkadaşlarım. Evet, savcılara sesleniyoruz. Ya cübbelerinizi ayaklarınızın altına alın, çiğneyin, ya da bu açık suça karşı derhal işlem başlatın. Değerli arkadaşlarım, bu sessizlik bize şunu göstermiştir. İki gündür genel başkanımıza yapılan saldırıya karşı sessizlik bize şunu göstermiştir ki bu ülkede hukuk sistemi mafyaya, çeteye teslim olmuştur. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Bu ülke demokrasisi çeteye teslim olmuştur. Cumhur İttifakı'na yeni bir müttefik daha katılmıştır. AK Parti, MHP ülkeyi soyan beşli çetenin yanına bir de suç örgütü çeteler katılmıştır değerli arkadaşlarım. FETÖ'de evet, suç onların ana müttefiki. Haklısın abi. Değerli arkadaşlarım, Çakıcı'nın dışarı çıkartılması için af yasası çıkartan Devlet Bahçeli'den sessizlik dedi ki aslında Devlet Bey ses verdi. Devlet Bey
yol arkadaşım, dava arkadaşım diye sahip çıktı Alaaddin Çakıcı'ya. Allah hiç kimseyi bir kadın katiliyle dava arkadaşı yapacak kadar zavallı ve aciz duruma düşürmesin değerli arkadaşlarım. Kimsenin bahçenin yerinde olmasını istemeyiz. Devlet Bey açıklamasında bir de bize milliyetçilik dersi vermiş. Sayın Bahçeli, bizim senden alacak milliyetçilik dersimiz yok. Sen ortağını Abdullah Öcalan'la yasak aşk yaşarken suçüstü yakalayıp dönüp arkanı giden bir adamsın. Bizim senden alacak en ufak bir milliyetçilik dersimiz yok Sayın Bahçeli. Değerli arkadaşlarım, ülkenin yaşadığı tablo ortada. Ekonomisini düzeltemeyen, sağlık sistemini düzeltemeyen, hukuk demokrasi sistemini düzeltemeyen Cumhur İttifakı kendine yeni bir müttefik seçmiş ve maalesef mafya babalarından, çete liderlerinden medet umar hale gelmiş. Biz bugün burada tepki vereceğiz. Ben bugün Ali Abbas Ertürk olarak değil, savaşarak kurulmuş bir partinin il başkanı olarak sesleniyorum değerli arkadaşlarım. Bu ülkenin güvenlik önlemi alması gerekenler teslim olabilir. Hukuk sistemi teslim olabilir. Ama savaş meydanlarında kurulan bir siyasi partinin evlatları bu tehdide papuç bırakmaz, boyun eğmez, teslim olmaz değerli arkadaşlarım. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını, Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin kolluk kuvvetleri koruyamayacaksa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cefakar fedakar örgütü genel başkanını korumasını da bilir. Bunun herkes böyle bilmesini isteriz. Değerli arkadaşlarım, Kemal Kılıçdaroğlu bir kişi, bir şahıs değildir. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede demokrasi isteyen, adalet isteyen, özgürlük isteyen, karanlık güçlere karşı savaş açan milyonların sözcüsüdür. Olaya böyle bakılırsa işin fotoğrafı daha net ortaya çıkacaktır değerli arkadaşlarım. Genel başkanımıza Çubuk'ta olduğu gibi, Artvin'de PKK tarafından yapılan saldırıda olduğu gibi, bu saldırılar devam ettiği sürece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü gereğini yapacaktır. Bunun müsebbibi de 3-5 çete çakal değil, Alaaddin Çakıcı için af çıkartıp Sedat Peker'e siyasi parti genel başkanı gibi miting yaptırtıp bu meydanı onlara yaratanlardır. Genel başkanımıza ya da Cumhuriyet Halk Partisi bir yol arkadaşıma herhangi bir şey olması durumunda da bunun sorumlusu, müsebbibi devletin en tepesinde oturan şahıstır değerli arkadaşlarım. Biz her şeye rağmen ortada bir devlet kaldıysa devleti göreve davet ediyoruz. Güvenlik görevlerini, savcılarını, siyasi partilerini, yetkili makamda oturan tüm yetkililerini hala devletin kırıntısı, kalıntısı kaldıysa göreve davet ediyoruz ve bu birkaç demeçle açıklanmaz. Sayın Süleyman Soylu, ülkenin güvenlikten sorumlu bakanı, lise öğrencileri tweet attığı için sabah evinden aldıran Süleyman Soylu, boş meydanda sahte kabadayılık sağlayan, taslayan Süleyman Soylu, Alaaddin Çakıcı'nın ismi büyük mü geldi de sustun, yoksa Alaaddin Çakıcı'yla ruh ikizi olduğun için mi sustun? Bunun da bu ülkenin İçişleri Bakanlığı'nda bu konuyu açıklaması lazım. Değerli arkadaşlarım, son sözlerim. Ne yaparsanız yapın, çeteyle, mafyayla, Amerika'yla, FETÖ'yle, Kandil'le kimle ittifak yaparsanız yapın, sizlerden korkmuyoruz, korkmayacağız. Sizlere teslim olmayacağız. Sizlere boyun eğmeyeceğiz. Yedi düveli Amerika'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi kovan bu örgüt 3-5 çeteye, mafyaya da meydan bırakmaz, papuç bırakmaz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.